Merhabalar tekrardan. Aksilikten dolayı özür dilerim. Instagram'ın bu son güncellemesinden sonra özellikle GIF gelmeye başladı. Muhtemelen bir yazılımsal sıkıntı var diyordum. Az önce biraz konuştum ama ses gelmiyormuş. Umarım şu an ses geliyordur. Onu bir öğrenmem lazım öncelikle. Arkadaşlar ses geliyor mu? Bunu bir netleştirelim. Evet, güzel haberler vereceğim. Sınav dönemini yeni atlattım. Yeni bitti. Vaktim varken de bir yayın yapmak istedim. Ses geliyor mu şu anda? Seste bir sıkıntı var mı? Şu an geliyor mu? Ona göre devam edelim konuşmamıza. Ses geliyor, onayı alırsam devam edeceğim. Geliyor mu ses? Sıkıntı var mı? Hala gelmiyor mu? Seste bir sıkıntı mı var? Yani ses geliyor mu Nisa şu anda? Bir dönüş yapabilir misin? Şu an tamam mı ses? Gelmiyor mu yoksa? Ha süper tamam. Şimdi arkadaşlar Kozmik Anafor'la Zafer'le konuştum Kozmik Anafor'dan. Şimdi Mehmet Ergün Üstad var. Mehmet Ergün gerçekten çok iyi bir astrofotoğrafçı. Yani bence çok en iyilerinden birisi. Özellikle güneş fotoğraflarında bir numara kendisi. Şöyle neyse şimdi kamerayı bile döndürmeyeyim takılacak makılacak. Bu adam arkadaşlar üniversite okumamış. Yani mükemmel mütevazi, mükemmel meraklı. Bakın meraklı. Yani merak eden bir insan ve kendini geliştirmiş ve işini aşkla yapan. Bu işi de değil yani. Bu işi aşkla yapan. Adamın işi bu değil. Yani aşkla çekiyor fotoğrafları vesaire. Gerçekten onu çok güzel şeyleri var. Şimdi Kozmik Anafor'un takvimi çıktı. Yani ortakları da var. Şey yapmayalım reklam gibi olmasın. Önemli olan kısmı şu benim için. Bir Kimsesiz Çocuklara Yardım Kuruluşu'na yardım etmek istiyorsanız Darüşşafaka, UNICEF, Çocuk Esirgeme Kurumu ve benzeri bağışta bulunmanız yeterli olacak. Bu bağış makbuzunu cosmicanafor.info@gmail.com adresine iletişim bilgilerinizle birlikte ilettiğiniz adresinize ücretsiz takvimi gönderecekler. Bağış miktarı öğrenciler için minimum 25 TL, öğrenci olmayanlar için 50 TL olmalıdır. Harika bir şey. Yani birazdan göstereyim. Takvimin bende dijital hali var. Atamam. Ama çok güzel. Çok güzel bir takvim olmuş. Mehmet Ergün yani. Mükemmel bir üstad. Merhaba Astro Berkay. Yani gerçekten bakın okumak değil. Yani bir şeyin yani o adam üniversiteye gitmemiş, gidememiş, imkanı olmamış. Ama bu adam kendini astro fotoğrafta geliştirmiş. Ve harika fotoğrafları çekiyor. Bizim yayınımız var Devrim Ağacı'nda. İzleyebilirsiniz. Canlı yayında gözlem yapmıştık. Çok güzel bir yayındı. Onun dışında arkadaşlar bugün ibretlik bir konuya değineceğim. 6 dakikanın yani ne kadar önemli olduğunu biraz daha iyi anladım. Dakikaların daha doğrusu. Düzenli ve disiplin olmamanın cezasını çektim. Ona değineceğim. Ondan önce arkadaşlar malum gündemi çok meşgul eden bir şey var. İşte bir tane dede var. Öyle hacı hoca, aksakallı, çok pamuk pamuk sakallı bir dedeniz. Adamın biri bunu yakalıyor köpeğe tecavüz ederken. Malum görmüşsünüzdür videoyu Türkiye'nin. Ya bu bak şimdi iki türlü bakacağım olaya. Yani sadece bu adamı şimdi adamın videosunun altına herkes küfür etmiş arkadaşlar. Yani o daha ironik. İşte çok eril küfürler var yani. AMK dışında eril küfürler var. İşte mesela evet bak birisi şey demiş. Bu adamı tanıyan var mı? Ya akli dengesi yerinde değilse. 80 yaşında gibi bizim mahallede bir dede vardı. Alzheimer hastasıydı. Önüne gelen küfür ediyor adama demiş vesaire. Bakın hiç insanlar bu açıdan bakmıyor. Bir linç kültürü var toplumda. Linç etme mantığı. Adamın yaptığını zaten savunacak yanı yok. O ayrı bir muhabbet. Onu şey yapmıyorum. Herkes işte gebersin, Allah belasını versin, şerefsiz, sakalından utan, idam, idam, başka çare yok bu tür insanlara. Bu idam diyen adamın ne kadar sağlıklı olduğunu söyleriz. Bak orospu çocuğu demiş bir de böyle uzatarak, şerefsiz kanı bozuk. Yani hem bir hayvana tecavüzü savunuyor, ve bunu bir yazan bir kadın arkadaş. Görüyorum yani kim yazdığını. İşte İbne, soyu boyu bozuk pezevenk. Yani ettiği küfürlerin hepsi zaten annesine yani hakaret. Bak seni mezarında siktimin o çesi gelmişin geçmişini sikimde geberit. Bak şimdi bu adam da nekrofil yani. Adamın ölüsüne tecavüz etmeye çalışıyor. Aslında toplumsal olarak bir sıkıntımız var arkadaşlar. Bunu gerçekten kabul edelim. Toplumsal olarak herkes normal değil. Ya da bu videoyu çekip o adama tokat atan 80 yaşında adam yani. Adamın yaptığını asla savunmuyorum. Ona az önce birazdan adama konuşacağız. Onunla ilgili ama. Arkadaşlar bakın fantezi boyutu vardır. Seks güzel bir şeydir. Fizyolojik bir ihtiyaçtır ama
Bazı boyutları ruh hastalığıdır. İşte nekrofili, pedofili, zoofili. Çünkü niye? Bunlar da baktığınız zaman karşıdaki cinsel ilişkiye girdiğiniz obje veya neyse işte kişi, şahıs vesaire bunlar bilinçli mi, bilinçsiz mi? Yani oradaki köpeğin bilinci ne olabilir bu yaptığı şeyden? Anlatabiliyor muyum? Ya da küçük çocuklara, kız çocuklarına, erkek çocuklarına, sadece kızlara da değil, tecavüz eden aşağılık ruh hastalarını düşünüyorum. Nasıl sen bunu yapabilirsin? Karşıdaki insanın bilinci var mı? Yerinde mi? Ya sen nasıl bunu yapabilirsin? Sıkıntı burada ilişkiye girilen karşı tarafın bilinçsiz olması. Yani buna benzer şeyi ben kişisel olarak söylüyorum. Yani bir kızla içirip sevişmek ya da aşık edip sevişmek. Yani yine beyni devre dışı bırakıyorsun. Ben bilinçli olması taraftarıyım bazı şeylerin. Neyse. Şimdi yani orada küfürlere bakıyorum. Ya çok, yani herkes küfür etmiş. Herkes adama, Alperen merhaba dostum. Herkes adamı linç etmiş. Amına kodumun sapığı falan filan. Acıyanlara sesleniyorum. Yarım çoluğun çocuğun önünde kedi köpek siktirmeye kalktılar mı, ona göre muamele yaparsınız bilmem ne. Yani aslında kimse bu adamı niye bu hale geldi? Mesela şöyle bir şey var. İdam edelim. Ya sen bu adamı idam etsen, bunun gibi 50 tane adam var. Bakın Kayseri'de başıma geldi. Bunu daha önceki yayınlarda da anlattım. Dedenin biri koluma girdi. Adam metiyeler dizmeye başladı. Sakalım falan yoktu. Muhtemelen beni genç sandı çok fazla. 19-18. Beni evde avrat yok, eve gidelim mi diyor bana. Şimdi ben o adamı orada yumuşaksam o adam yerde bir yerli biri olacak yani. O adam ölecek vesaire. Ben gideceğim cezaevine. Ya ben o adamı öldürsem, o adama zarar versem çözüm mü? Değil. Yanından ayrıldım işte. Telefon gelmiş gibi yaptım çaktırmadan. İzliyorum adamın, otobüse bindim. Gitti başka bir çocuğun yanına gidiyor falan. Ya bu insanların arkadaşlar tedavi edilmesi lazım. Yani artık o tedavi yöntemini ben detaylarını bilmiyorum. Neler yapılabilir? Hadım olabilir belki, bilmiyorum ama belli bir hormonal ve ruhsal tedavi. Yani mesela bu adam belki aklı dengesinde değil arkadaşlar. Ya 80 yaşında bir adam, ya bir insan, ya düşünüyorum bak, mesela düşünüyorum. Niye ben gidip de, ya da siz kendinizi koyun bu adam yani. Niye biz gidip de bir hayvanla ilişkiye girmiyoruz? Niye gidip de işte bunu yapan kadınlar da var arkadaşlar. Sadece erkekler suçu değil. Ya idam çözüm değil aynen. Yani hangi birini idam edeceksin? Toplumun %40'ı belki hastalıklı. Ruh hastası. Ya da ne bileyim arkadaşlar. Ya bunu niye biz yapmıyoruz? Biz niye birini tecavüz etmiyoruz da başka kişi, X kişisi ediyor? Sorunun kaynağını inmemiz lazım. Yani bu oluyorken niye ben yapmıyorum? Ben yapıyorsam niye, yapmıyorsam niye o yapıyor? Yani tedavi gibi bir şey. Belki de ruh hastası bu adamlar. Dünyaya bizim baktığımız gibi bakmıyor. Empati yeteneği yok belki. Ben ne diyorum? Yani bir hayvanla ilişkiye girmek. Yani aptalca, sapıkça, hastalık yani, hastalık. Bunu yapan kadınlar da var arkadaşlar. Siz görmemiş olmanız olmadı o anlamına gelmiyor. Yani çağdaş bir dünyada idamın yani çözüm olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Yani idam mantıklı değil. O yüzden adamın yaptığının savunulacak yanı yok. Adam diyor ki ben diyor evin önü olduğunu bilmiyordum. Yani evin önü olmasına yaptığım normalmiş sanki. Polise de söyleme diyor. Şimdi biraz erkekler köpek gibi öğreniyor. Köpeğe nasıl öğretirsiniz? Bildiğin döverek. Önüne yemeği koyarsın, kafasına bir tane vurursun. Bir daha yememiz gerektiğini öğrenir. Mesela bu adam öyle bir ceza vermeli ki, korkutmalı ki. Ya da işte o çok efendi ve ahlaklı gördüğünüz çok paralı iş adamı, kariyerli adamlar var. Adamlar eli şeyinde geziyor. Onlara öyle bir ceza verilerekten korkutma yöntemiyle kontrollü öğretim yapılabilir ancak. Yani niye ben bu kadar rahatım? Bedeni aşma durumu mesela. Yani bana işte yani bir çıplak fotoğrafını atsan beni etkileyemezsin yani. Ama burada %70'ini belki erkekten etkileyebilirsin. Çünkü belli bir şey aşma durumu bu. Yani aşıyorsun belli bir şeyden sonra. Biz de zamanda öğrendik, yanlışlar yaptık. Ama çok küçüktüm o zaman, 21, 22. Ama böyle öğrendim. O yüzden pişman değilim. Şimdi 6 dakikanın önemi. Arkadaşlar, ilkokulda Begüm Efeoğlu diye bir arkadaşımız vardı. Bölüm birincisi zaten. Olur da izlerse, denk gelirse. Çünkü sosyal medyayı kullanmadığını biliyorum. Selam olsun. İyi bir kızdı. İyi bir insandı. Diyarbakırlıydı hatırladığım kadarıyla. Annesi öğretmendi. Detaylarını veriyorum hakkındaki hatırladığım. Diş telleri vardı. Hatırladığım var. Esmer saçları vardı. Hep toplardı. Zeki de bir kız. Zeki miydi diye. Yani zekayı tabii ölçemeyiz ama boş bir insan değildi. Çok düzenli, çok sistematik. Bütün ödevlerini yapan. Bakın ilkokul birden bahsediyorum. Belki ikiden. Yani o zamandan beri bu kız böyleydi. Zaten son ODTÜ Endüstri Mühendisliği'ne gitmiş galiba. Tam bilmiyorum nerede okudun ama hayatında veya iş hayatında başarılı olduğuna eminim. Ben ise nasıldım?
Her zamanki gibi haylaz, enerjik. Zaten arkadaşlar bilgisi olan varsa yardımcı olsun. Bende odaklanma sorunu var yani ben çözemiyorum. Bir şeyin başında uzun süre kalamıyorum. Hiperaktivite var, odaklanma sorunu, dikkat dağınıklığı. Bunu nasıl çözeceğiz? Varsa bilen yorum kısmına yazsın arkadaşlar. Yani bilmiyorum ne olacak. Öyle ilaç bilen sakinleştirici demeyin. Ben onlara inanmıyorum yani. Bunun yöntemi ilaç değil. İşte ben de böyle her zamanki gibi enerjik, oradan oraya atlayan, ödevini son güne bırakan, çoğunu da kendi yapmayan bir haylaz bir çocuktum yani. Başarılı bir öğrenci değildim açıkçası. Yani çok düzenli, sistematik değildim. Hep son dakika. Türklerin, bizim genelde İspanyollar, Türkler, rahat ülke insanı da bu vardır yani. Antalya'nın sıcağından olsa gerek. Yani yumurta kapıya gelince ama o kapıya bir geliyor benim beyin açılıyor. Yani 10 kat daha iyi çalışıyor. Ama o, mesela gerçekten hala öyleyim. Yayın var mesela atıyorum. Evrim Ağacı yayını. Kelin ilacı olsa kendine sürer demiş. Yani mesela Evrim Ağacı yayını var diye bir hafta sonra ama ben o bir hafta sonunun 15 dakika kala hazırlığımı bitiriyorum. Ya kardeşim yap şimdiden. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Yani bunu bir türlü yapamıyorum. Yani çok sistemli, çok düzenli gidemiyorum. Özür dilerim. Neyse. Ne oldu? Şimdi bir tane ders var. Bütün dersleri de bu arada verdim arkadaşlar. Dönemim bitti çok şükür. Sıkıntım yok. Su içeyim biraz ya. Bu şeyim kötü oldu. Çayım şimdi yeni kaynıyor, demleniyor. Şimdi arkadaşlar dönemi bitirdik. Ondan sonracıma bir ders kaldı. Exercise diyelim. Egzersiz mi Türkçe? Yoga değil mi Buket? Dur şuraya. Ben bu yogayı yapacağım ya. Evet. Bak yogaya bile başlayamadım yani. 50 kere söyledim yoga yapayım falan. Deneyeceğim Buket. Şimdi bu arada mesela hangi yoga? Bugün bir yoga izletti bana Aysel. Ya o hatunun yaptığı hareketleri Türkiye'de bir taneniz yapsın yani helal olsun diyeceğim. Ya da ben yapamam zaten de. O esnemeler falan, o popoyu kaldırış, ortayı indiriş, o ayakları kaldırış. Yani aynen ben o fotoğraf atanları zaten görmüyorum. Ayağını almış kafasına koymuş. Ne ara çektin kardeşim sen fotoğrafı yani? Yani yogayı nereden öğrenebiliriz? Bana DM atabilirsiniz. Yani en basitinden başlamak istiyorum. Nereden olacağını bilmiyorum. Yeni başlayanlar için bir kanal önerebilirsiniz. Ama yorum değil DM at lütfen. Gidecek çünkü bu mesajlar. Her neyse ne diyordum? Bak yine dikkatim hani dağıldı. Yani hep bir son dakikaya bırakma şeyi var yani. İşte bu egzersizde bir sene başından sonuna kadar bu nasıl anlatayım? Güneşin eğiminden işte aldığımız enerjiye, kayıplara, heat loss'lara hesaplar yapıyoruz. Böyle aşama aşama. Mesela sınıfta Alex diye bir kız var, tamam, Fransız. Yiğit öldür hakkını yeme. Kız çok düzenli. Öyle zeki meki değil. Çok düzenli. Her ders bu kız o yapılacak şeyi o gün yapar. O hesapları yapar. Hocaya soru sorardı. Tamam mı? Ben ve bütün Hintliler ve bütün herkes biz sadece böyle şeyiz. Tembeliz yani. Sonra yaparız ya. Zaten kolay. Excel'e giriyorsun. Belli formülleri var. Var anasını satayım var. Ondan sonra bir de bunun design şeyi var. Bu bildiğiniz şey. Benimki heat şey değildi. Air değildi de liquid type'tı. Yani su ısıtma için kullanılan solar kolektör tasarımı yapıyoruz arkadaşlar. Öncesinde işte hesaplarını yapıyoruz. Ne kadar olması gerektiğini, kaç tane seri mi, paralel mi, en son hesap yapıyoruz. Biraz gerçekten zahmetli yani. Karmaşık. Raporu birazdan şey yaparım. Açayım hatta raporu bakayım. Yani görün ne kadar şey olduğunu. Bu raporu yazarken ben tabii dersleri vermeye çalışıyoruz falan. Dersleri hallettik. Sonra raporu sona bıraktım. Orada zaten şöyle diyeyim. Ders 12.30'du, tamam mı? Son derse katıldım. 3-5 nokta kaldı netleştirmem gerek. Çizimi yapamamıştım daha. Dedim çizimi de vermeye vereyim. Yani hesapla vereceğim. Ondan sonucuma. Neyse. Arkadaşlar şeyi yaptım. Adını sen getir. Dersten dedim hocam ne zaman? 1.30 diye algılamışım ben onu. 1.30 son saat 1.30. Adamın da bu kadar ciddi olacağını düşünmedim. Yani Türkiye'de düşünün. 1.31'de atsan ne atmasan ne anasını satayım. Ondan sonra bu adam da çok official bir adam. Resmi bir adam yani. Çocuklar öyle official dediği için official diyorum. Türkçe'ye kaybetmedim. Lütfen hemen şey yapmayın. Çok resmi bir adam arkadaşlar. Gerçekten sistem düzenli, sistemli. İyi de bir insan. Yardımcı oluyor. Bu arada raporum şöyle. İşte şu gördüğünüz Wroclaw'ın geliyor mu ekrana görüntü? Şu gördüğünüz işte şu günler arasındaki işte total bakın 3914 megawatt jül metrekare 1087.2 kilowatt metrekare kilowatt şeyinden hesabı böyle bir formül var mesela şu declaration şey var deklarasyon aynen Türkçesi de
Buradan hesaplar, kitaplar yapıyorsun. Şu şey açırsa. Güneşin neydi? Neyse işte çok Türkçe şey yapamıyorum artık. Türkçeyi unuttum ya. Türkçesine geçelim. Böyle hesaplar, kitaplar bunları MATLAB'da yapıyorsunuz. Şey MATLAB diyorum. Excel'de var zaten şeyleri. Böyle hesapları yapıyorsun. İşte ne kadar mesela pipe şey. Yani böyle bir elden çizim yapmaya çalıştım falan filan. Neyse arkadaşlar. Ondan sonracıma ben kütüphaneye geçtim. Fotoğraf atmaya çalışıyordum. Nileş geldi dedi ki acele et. Ha bu arada hayat çok enteresan arkadaşlar. Çok enteresan. Bir gün öncesinde akşamda bir formülde sıkıntım vardı. Nileş online değildi. Çevrim içi değildi. Alix'e sordum. Bu Fransız kıza düzenli olan. Alix dedim. Şu formül var mı? Yazacağı bir satır formül ve sınavı falan yok bildiğim kadarıyla. Yoğun da değil. Yazdı. Sonra altına şöyle bir yazı döşemiş. Burak ben senin hayat öğretmenin değilim. Hayatını kurtaramayacağım her zaman falan filan. Şimdi ben yardım istiyorum bu kızdan. Doğru ama bunu bir tek ben yapmıyorum. Herkes Alix'e soruyor emin olmak için. Ben de böyle çok garantici bir adamımdır. 2-3 kaynaktan teyit ettim. İşte Nileş'e sorarım, ona sorarım. Çünkü formülde bir farklılık vardı. A ve B hesabında. Bu çok önemli bir hesap çünkü. Eksi çıkıyordu bende. Çıkmaması lazım. Kök sonuçta. Neyse. Böyle dedi. Artık bu 1-2-3 oldu tamam mı? Ben de sinirlendim yani. Hani gerçekten çok kaba ama elin sikiyle gerdeğe gireceğinize arkadaşlar. Kendiniz yapın bu işi. Gerçekten başkasına muhtaç olmak kadar kötü bir şey yok. Anneannem hep şey derdi. Kargaya bokun ilaç demişler. O da gitmiş denizin ortasına sıçmış. Millet ulaşamasın diye. Öyle de bir hayvan yani. Aynen o muhabbet oldu. Ya et yardım kardeşim. Net insan seviyorum. Ya de ki Burak yardım etmek istemiyorum. Hazıra konma. Ya da ne bileyim başkasına sor. Bir şeyler de siktir git de bir şey de. Ya da ediyorsan da ardından 2 saat konuşma yani. Ben çıldırıyorum böyle olunca. Sonra ben Alex'e çok sinirlendim. Ki yakın arkadaşım. Ama ben de bir insanı çok kolay silebiliyorum. Bittiyse bitiyor yani. Ya bu çıkarcılık gibi değil. Yardım etmese silmezdim ama şey yardım etmeseydi silme durumu olmazdı. Ama verdiği tepki yani hayatımı kurtarıyorum. 2 tane formül yazacaksın ya. Sen benden istesen canım feda hepsini yapayım yani. Hani o da benden istedi ama ben hiç trip atmıyorum böyle salak saçma. Ondan sonra Alex'i sildim, engelledim Face'ten. Ondan sonra engellediğim 600-700. İnsan olmuştur. Böyle. Ben çok engelliyorum mesela. Sinirim siktir git diyorum. Yani uğraşmak istemiyorum. Görmek istemiyorum yani. Sonra çoğu pişman oluyor da. Bir kere bitiyor yani. Neyse ama öyle bir ceza verdi ki Yüce Mevlam öyle bir ceza verdi ki şimdi olaya bakın. Ben bu raporu 1'i 6 geçe yolladım. Eve gidiyorum anneme sesli mesaj attım. Anneciğim dedim dersler çok iyi geçti sınavlar vereceğim büyük ihtimal. Şimdi iş arama sürecine gireceğim harika falan. Şimdi çok güzel gideyim bir çay demleyeyim falan böyle. Mail geldi yoldayım daha bir durak geçmemiş. Sorry but I cannot consider your report. You sent after deadline. Ben böyle kaldım. Kalbim bir anda sıkışmaya başladı. Ya yani bir sıkışma değil, bir anda heyecanlandım. Nabzım arttı. Ondan sonra inanamıyorum gelen mesajı. Dedim ulan bütün dersleri verip bir tane hesaplamadan kalırsam adama gülerler. Ağlarım yani. Böyle bir şey kabul edemiyorum. Yani dersleri ver. Lecture'ları şeyden kal, exercise'dan. Sonra yarım dönem uzayacak arkadaşlar. Bu exercise'ların tekrarı da yok. Retake de yok bunlarda. Yani nasıl var ya da bilmiyorum. Yok ama. Geotermali bile verdim yani o sıkıntılı şey hesabı vardı termodinamik. Hani onu bile 3 ile zar zor geçtim. Yani bundan kalırsam ağlarım. Ondan sonra arkadaşlar hocanın odasına gittim. Ağlamaklıyım ama böyle. Dedim ki hocam böyle böyle. Yalvarırım dedim iş yapmayın. Fotoğrafları yüklemeye çalışırken zaman kaybettim. Şimdi adamın aslında yaptığı şey doğru. Şöyle dedi ki Burak sorun yok. Ama bütün sınıf arkadaşlarından gidip 10-15 kişilik sınıf. İmza alacaksın yazılı. Bir dilekçe yazacaksın. Geç tarihten sonra yolladım. Raporumu değerlendirilmesini rica ediyorum. Bunu yapabilir misiniz tarzında. Eğer sınıf arkadaşların buna onay verirse, imzalarını atarsa ben senin raporunu değerlendireceğim. Hesaplamanı. Çok mantıklı. Ama hocam dedim millet tatile girdi. Ben şey yapamam. Oğlum kim kalp atıyor bu kadar çok? İlk defa bu kadar çok kalp gördüm. Dikkatimi dağıtıyor. Kalp atma şuradan. Şimdi millet mesela Alex ertesi gün Fransa'ya gidecek. Bu arada sınıf arkadaşlarım beni şeye çağırıyor. Hadi şehre inelim. Son günümüz buluşalım. Alex işte Ojan var İranlı. O da Çek Cumhuriyeti'ne gidecek kız arkadaş yanına. Hintli çocuklar biz falan. Son bir yemek yiyeceğiz İspanyol olan. Ben dedim ölürüm de gelmem. Ben bu Alex'in suratını bir daha görmek istemiyorum. Görüşmeyeceğim abi. İstemiyorum ya. Bir kere bitti benim için.
Onun şeyine gelemem yani. Onun o göt kalkıklığını çekemem abi. Var biraz da şu var Fransızlarda, Almanlarda. Belki kafamı karıştırıyorsun. Yok canın sağ olsun, şaka yapıyorum. Neyse arkadaşlar. Şimdi bütün herkesten sırtımda 5 kilo. Zaten belim fıtık yani. Çok artışmamam lazım. Şu ağır bilgisayar 5, 3-5 kilo bir şey. Onunla birlikte yola çıktım. Şarjım bitmek üzere. Bir sürü kötü şartlardayım. Bir tane kız var. Kıza diyorum ki bak hani şey Polak bir kız, sınıf arkadaşı. Hani zahmet etme okula gelmek için imza almam lazım. Böyle böyle bir şey oldu. İstersen ben hani evine gelebilirim. Evime gelmen isteyebileceğim son şey Burak. Ya sanki evine gelip seni sikeceğim yani. İşim gücüm yok, üstüne atlayacağım böyle. Salağa bak. Yani evin dediğim de yani evin içi değil. Yani kapına ya da ne bileyim mahallende bir yer. Atacağım bir imza ya. İşte kafa çok farklı arkadaşlar. Yani Türkiye'de olsa düşünün. Gerçekten bu kadar sorun olmazdı. Ama burada o imzanın verdiği o kadar paranoyaklar ki arkadaşlar. Benciller ki. Ya çok paranoyaklar. Ne yapacağım senin imzanı ya? Falan filan. Neyse o kızı ikna ettim. En zor lokmadan en kolaya gidiyorum. En kolayı bizim Hintliler. En zor algoritma kurdum kafamda. Şimdi bir de hepsi Wroclaw'ın farklı yerinde oturuyor. Hesap yapıyorum. Şuradan başlayıp toplayacağım. En son okul tarafına gideceğim. Okul tarafında bitireceğim bu işi. Bu gerizekalı kızın evine gittim. Aldım imzasını. Ondan sonra bin bir triple. Yani bir imza. Sonra iki oğlan vardı. Onların evine gittim. Onlardan aldım imza. Bir tanesi şey dedi hatta. Al benimkini taklit imzam falan. Yok dedim, geleyim ben, başıma iş açar şimdi bu. Her şeyi arkadaşlar yurt dışında usulüne göre yapmanız lazım. Türkiye'de işin orospusu oluyorsunuz, yurt dışında işin ehli oluyorsunuz. Fark burada. Burada işin güzel yapacaksın. Onlardan aldım. Herkesten aldım. Bir de benim bir Hintli yapay zeka laboratuvarında bir proje arkadaşım vardı. Bu astroloji, fal bakan salak. Cidden öbür dünyada yaşıyor. Adam dünyadan haberi yok. Bu da geç vermiş benim gibi. Arıyor. Where are the Burak? I couldn't see you. Where did you go? Böyle bir de şeyleri var ya, alttan böyle dili yuvarlayarak konuşma. Anlamakta zorlanıyorum. Yani gerçekten bir ırka karşı bir sıkıntım yok yani. Hintli diye ondan demiyorum, yanlış anlamayın. Benim isim ezberlemeyi sevmem. Hintli olan, sınıf Hintli olan, İspanyol PV'ler falan böyle kaydediyorum insanlar. Kodluyorum beni de. O yüzden. Ondan sonra ağlıyor, zırlıyor. Neredesin bilmem ne. Kardeşim senin imza alman lazım insandan. Haberin var mı? Neyse ben kıyamadım. Bu salağa gittim, onun için de bir kağıda imza aldım. Ama o kız şey sıkıntılı bir kız, amına okuyayım. Vermiyor imzasını. Diyor ki kızın numarasını bana ver. Bak diyorum ki kızın Facebook'u yok beyefendinin. Face'i aç, Face bu benim sorunum. Aç bir tane Face, kıza ulaş. Yaz gruba, ben niye götümü yırtıyorum senin için? Bana diyor kızın numarasını ver. Peki kız derse ki bu numarayı nereden aldın? Burada numara falan çok özel şeyler bunlar. Türkiye'deki gibi herkes öyle numara yok. Facebook'unu bile vermez. Ben sınıf arkadaşım, oradan aldım hocam. Ne kadar geri zekalı ya. Ya adam demeyecek mi bu numarayı nereden aldın? Benim olduğumu anlamayacak mı? Ben dedim böyle bir şeyi yapamam. Sana numarasını kızım veremem. Bak adı ve soyadı bu. Biz hoca da bana onların hiçbir numarasını göstermedi. Kapattı kağıdı, isimlerini verdi sadece. Burada böyledir. Kişisel şeyler önemlidir, kişisel bilgiler. Ondan sonra bana diyor no, bu arada bu raporu bile yazmamış ha. Bu da sadece hiçbir şey yapmamış. Ben de bir yerlere kadar geldi sanıyorum. Şimdi arkadaşlar hayat o kadar ilginç ki vicdan mı yapmalıyım? Ona köpek gibi öğretmeli miyim hayatı? Bir olur iki olur. Yapay zekada yardım ettim. Orada yardım ettim. Nereye kadar? Herkes bak Hintli arkadaşları bile diyor ki yani arkadaş demeyeyim yani Hintli memleketlisi bile diyor ki bu diyor böyle tembel bir çocuk, bunu yardım etme. Buna hiçbir şeyini verme. Zaten Almanya'ya gitmiş geri gelmiş, orada bir değişim programını yapamamış. Çünkü niye yapamam? Her şey senden dolayı. Ama bu salağa kalsa saçımızın dökülmesi bile Jüpiter'in dönmesindenmiş falan böyle. Aptal aptal yorumlar yaptı bana. Verdim doğum günüm falan. Diyor ki annenden para alıyorsun sen. Dalayarak tabii ki annemden para alıyorum. Ben bu çalışmadığıma göre, derslere geldiğime göre ya anam ya babam bakıyor bana şu anda. Kim gönderecek? Sağ olsunlar, var olsunlar yani. Bu astroloji şey de bu yani, tahminleri. Her şeyin tahmin edilen dedi de bu. Neyse bu sefer kızdım. Şey kızdım ama yine de verdim ya. Yufka yürek. Bir tane rapor attım. Hesaplama kısmı. Abi adam onu beğenmiyor beyefendi. Lükse bak. Bu diyor ki yetersiz. Ya çocuk beni otobüste var. Tram vardı. Bir bağırmışım. Lan dedim bak seni valla döveceğim artık. Lan siktir git dedim. Yap vermiyorum lan dedim. Verdiğimi de sil yani. İstemiyorum. Ya ben çok kolay sinirlenen bir adam değilim. Ama niyetim şüphe sorgulandığında, demediğimi yapmadığım bir şey bana atıldığında sinirleniyorum. Diyor ki sen diyor kendi raporunu atmadın mı başkasının raporu, bu da olmaz.
Kendi raporumu niye atayım ya? Ben de bu rapora göre baktım, fikir edindim ve kendim yazdım. Sen de kendin yaz. Eline sıçmadılar ya. Yani çocuğu dövesim geliyor. Tipi de var ya, tam dayaklık arkadaşlar. Yani yemin ediyorum dövmelik çocuk ya. Şiddete karşı değilim açıkçası. Neyse. Ondan sonra bu ağladı ağladı böyle. Ağlamaya başladı bir de. Erkek böyle karşımda ilk defa bir erkek ağlıyor. Böyle dudaklarının büzüştüğünü hissediyorum telefonda. Falan oluyor. Ama ne yapayım arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Her şeyde böyle ya. Hiç çalışmıyor. Herkesten hazırı bekliyor. Ben sakinim sakinim. Sıkıntı yok. Neyse ben gitmişim imzamı toplamışım. Hocaya ertesi gün. Ha bak şimdi. 6 dakika neremde patladı. Burak yavaş ciğerimi söktün. Ay ona ya. O da sonradan çözdüm o espriyi de. Neyse. Neyse onlara ben Türk'ün gücünü göstereceğim zaten de. Az kaldı yani. Neyse. Ertesi gün sabahın 8'inde hocanın okulun kapısına gittim. Elimde rapor. Ulan bir korkuyorum. Çay dökülse bittim ben. Ha dur dur. İmza almaları yapıyorum. Şimdi hayatın sillesine bak. Ha işte hayat böyle. Alex'in karşısına tekrar gitmek zorunda kaldım mı? Hani trip atıyordum ya. Hayatımdan çıkarmıştım, silmiştim ya. Alex'e baktım. Hepsi hamburger yiyor bu arada. Benim de param yok. Çaktırmıyorum. Ojan zaten hayvan yani. Tam böyle Türk. Azeri Türk'ü zaten gibi tipi. Tam bir görgüsüz ayı. Böyle şöyle bir hamburger almış. Isırıyor böyle. Diyor canım çektiyse sandviç yapayım. Yok dedim ben diyetteyim de yemiyorum falan. Yalan atıyorum yani. Param yok amına koyayım. O kadar güzel bir hamburger ki. El yapımı. Ondan sonra Alex'e baktım. Alex, şimdi Nileş ile Himanşu imzayı hemen attı zaten. Alex dedim. Şimdi dedim senden son bir iyilik istiyorum. Ve bu benim hayatımı kurtaracak bir iyilik olacak. Lifesaver işte bu olacak dedim. Ya insan insana muhtaç zaten. Yani kesinlikle ama böyle büyük konuşup götümde patlaması çok komik oldu Utku. Yani böyle büyük konuştum ya ama bu kadar denk gelemez. Kız ertesi gün Fransa'ya gidecek ve bu kızdan imza almam lazım. Bu kadar denk gelemez. İyi bir ceza oldu. İyi bir öğreti oldu benim için. Ondan sonra imzaları aldım. Ertesi sabahın 8'inde kapısına hocam dikildim. Mailime cevap vermedi. Mail attım hocam ne zaman geleceksiniz vesaire diye. Sir diyoruz yani burada. Hoca da demiyor. Sir sir sir. Neyse. Ondan sonra 1 saat oldu adam yok. 2 saat oldu adam yok. Zaten makine mühendisi binası. Lanet olsun bu makine mühendisinin derslerine de oranın binasına da. Her yer makine mukine böyle yerin altında garip bir yer. Kahve içeceğim. Kahve içemiyorum. Kadın diyor ki kart geçmez. Çay içemiyorum. Bir suyum var. Kitap okuyorum Kindle'dan işte. Ondan sıkıldım patladım. Aysel geldi falan biraz. Neyse iyi oldu. Dedim bunun geleceği yok. Ben dedim sekretere gideyim bir aratayım. Aratıyoruz açmıyor falan filan. Sonra bir kahve içmeye gittik Aysel'le. Geri geldik. Sekretere şey demiş. Bana bırakabilir. Pardon. Mail attı. Sekreterime bırakabilirsiniz diye. Sekretere. Sekreter değil onun yani özel. O da saat geçmiş arkadaşlar. Yani 6 dakika yüzünden bir günün neredeyse tamamı. Ertesi günde yarısını kaybettim. Zamanında eşek Burak girsen tane tane bu hesapları yapıversen, her birini sonra birleştiriversen bu iş zaten bitmiş olacak. Alex çok temiz mesela. Hepsini çoktan bitirdi. Fransa'ya uçtu gitti. Şey, Hollanda'ya ya da Fransa'ya gitti. İkinci dönem staj yapacak. Yani o kadar bu kadar zorlamaya gerek yok arkadaşlar. Derslerim kötüyse benim suçumdur yani. Demek istediğim bugün açıklandı. Neyse hoca aldı. Ertesi gün kabul etti falan filan. Sonradan çizimleri de attım. Edition. Bak bunları yapacaksınız. Şansın dene. Hocam geç oldu ama çizimler atabilir miyim? At. At gitsin yani ne olacak? Mesela Nile Şimen şu 3 aldı. Ben 4,5 aldım. Çizimleri sayesinde. Neyse güzel bir hayat dersi oldu. Sorunuz var mı arkadaşlar? Yoruldum ya. Bir çay alayım ben. Sorunuz varsa arkadaşlar yazabilirsiniz. Çekinmeyin yani. Kafanıza takılan. Konuşmak istediğiniz bir şeyler varsa yoksa yayını kapatayım. Ben de yoruldum konuşurken. Şimdi çeviri yapmam lazım. pveducation.org'u kitapçık haline getiriyoruz güzel insanlar. Onu bitirmemiz lazım. Oranın İngilizcesi var. Yani hakikaten ağır. Evet. Var mı arkadaşlar sorusu olan? Sıkıldınız mı sohbetten? Yordum mu sizi? Canınızı sıktım mı hayatın gerçekleriyle? Evet. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yabancı dil öğrenme konusunda YouTube kanalımda bir yayınım var direkt.
mühendisler için İngilizce gibi bir şey. Onu izlersen zaten şey yapabilirsin. Ama yani bir tane şimdi Berkeciğim bir tane kız bulacaksın. Zaten erkekler gazla çalışan varlıklar. Bir tane kız arkadaş yap yabancı. Kıçını yırt. Şuraya aç sözlük. Bu ne diyor? Şunu diyor. Bu ne diyor? Bunu diyor. Böyle böyle. Benim lisede bir tane hatun vardı. Londra'lı. Karen. Hiç unutmam hatunu. Ya kız lol yazıyor. Lol ne lan diyorum. Hemen öğreniyorum. Bir şey yazıyor. Ama bir şey diyeceğim. İngilizce sınavım vardı. Anadolu Lisesi'nde okudum ben. Dedim ki Karen şu konuları biliyor musun? Yarın çıkacak bu konular. Kız dedi ki ben bu konuları bilmiyorum. Gerçekten o kadar gramer yok yani. Ya hoca zorladı ama keşke mail kabul etseydi. Arkadaşlarım mail onayını. Orada ben yani çok yoruldum. Yurt dışında yüksek lisans için ALES tabii ki lazım değil. ALES Türkiye için ve YDS de lazım değil Emirhan. Kız var ama yabancı değil. O zaman İngilizcesi iyiyse İngilizce konuş yani ne bileyim. Ya da bir tane yabancı arkadaş edin. Ya kız var yap dediğim git sevgili yap evlen demiyorum yani. Arkadaş edin. Erkekle konuşturabilirsin ama işte kadın olunca. IELTS'in kalkması nedeni de bu cemaatçi şerefsizlerin. Bu Melikşah Üniversitesi vardı Kayseri'de. Bunları Doç Prof yapmak için soruları verdiler IELTS'ten. Ondan sonra denkliği yurt içi için kalktı. Yurt dışında IELTS buralarda geçiyor. TOEFL'da geçiyor. BULATS diye bir egzem. Ya abi ne oluyor ya? Bu Türkçeyi nasıl unutabilirim? BULATS diye bir sınav var. O olabiliyor. TOEIC kabul edilebiliyor. Bunlar sizin elinizde. Ben BULATS'ın daha kolay olduğunu tavsiye ediyorum yani. İngilizce. Yani dinleme çok kötüyse BULATS'a girebilirsin. Japonlar için bir zaten bu da. Yazmayla şey var. Şaşırmazsın ya. Bu cemaatçiler yaptı işte. Bunun yüzü, onlar o şerefsizler yüzünden kalktı. Melikşah'ta skandal ortaya çıktı. Çıkana kadar tabii kaç kişi yol aldı yani. Atalan Üsküdar'ı geçti. Evet. Yani böyle arkadaşlar sıkın. Ya yani hayatın şeyi güzel. Yani ben moral bozmuyorum. Öldük bittik falan demiyorum. Onunla ilgili konuştum bu hayvana tecavüz videosu. Videonun başı tamamen o adamla ilgili. Yani ne düşünüyorsun bilmiyorum ama sadece adamı linç etmek, öldürelim, asalım, idam edelim. O rospu çocuğu demek ki bunu bile derken eril küfürler kullanıyor insanlar. Yani ne kadar mantıklı veya çözüm. Ya çünkü şey vardır bir de. Bazı insanlar da mesela o yazanların içinde de ben pedofil olduğunu düşünüyorum. Ama insanlar çok suç bastırmak için tabii bununla alakalı bir psikoloji yayını yapılabilir aslında. Suç bastırmak için nasıl anlatayım bu durumu? Kendi de öyle bir şey var. Ama örtmek için ona yoğunlaştırıyor. Yani bütün kötü insanların yani insanları kötü yorumdan ona şey yapıyor. Böyle mesela kendini kalkan gibi kullanıyor. O adama gidiyor bütün kötü şeyler ama arkada saklanıyor. Kendinde de var mesela. Ya arkadaşlar Türkiye, bakın Google istatistiklerinde de çıkan bir şey. Çocuk pornosu çok izlenilen bir ülke. Maalesef. Hayvan pornosu çok izlenilen bir ülke arkadaşlar. Deep Web'de şu an gencecik çocuklar nekrofili pornosu izliyor arkadaşlar. Bunlar gerçek. Yani bu bilinçli cinsellik diye kıçımı boşuna yırtmıyorum yani. Aklı ve mantığını kullanarak karşıdakinin de isteyerek yaptığı bir şey olsun. Ya da karşıdakilerin işte kaç kişi yapıyorsan. Yani maalesef. Mylin, hi from Poland to Canada. How are you and how is Mehmet? Bu Mylin'in hikayesini anlatsam size inanamazsınız. Kız Kanada'dan kalkıyor. İnterneti tanıştığı adam. Adam ciddi değil başta. Adamın adresini buluyor, alıyor, ediyor, adamı ayarlıyor. Şimdi Kanada'dalar ve evlendiler. Mehmet abi adam dediğinde kale içinde şansa tanıştık. Yani o şeyin kesik minarenin orada tanıştık. Mehmet abi çok iyi birisi. Yani ilk başta böyle internette olmuş. Yani yabancı kadınlar sevebilirim falan diyorsunuz ya arkadaşlar. Yani insan sever. Niye yabancı Türk ayırıyorsunuz ki? Bak kadın Kanada'dan gelmiş adamı bulmuş. Yani hiçbir yol bir şey bilmeden ve gittiler. Şimdi Kanada'ya taşındılar. Deep Web çok kötü bir durum yani. Ben hani girmiyorum. İfşa muhabbetleri var mesela bakın. Adı soyadı. Bir kız ona güvenmiş vücudunu açmış. Cyber seks yapmışlar. Yani yaptıysan kendi aranda kalsın yani. Heyecanlı bir şey. Seviyoruz. Kim sevmez. Ama gidip de bunu sitelere yüklemek. Yani yasadan mı korkmuyorsun? Ahlakın mı yok? Salak herif. Sara ile Musa şey mi? En büyük, en uzun adamla en kısa kadın mı? Biri Hintli kadın, biri şey. Bilmiyorum ki onu. Yayını, ya psikoloji yayını yapacağız arkadaşlar. Onunla ilgili yayın olacak yani. Sıkıntı yok. Ya adama ne yapmalı? Adam abi alıp biraz izole edilmeli toplumdan bu adam. Çoluk çocuğun ya gerçekten bakın. O dedeleriniz dediğiniz adamlar mesela yani torun oturuyor kucağına ama adamın içinde ne geçiyor kim bilir. Yani ben açıkçası düşünüyorum yani. Yani neler geçiyordur acaba? Hani çünkü belli bir yaştan sonra erkeklerde azıtma olabiliyor.
Ya olur. Yani olmaz değil. Mesela bir goril videosu koymuş Çağrı. Goril işte halıya gidip gelip boşalıyor, tamam mı? Altında da hemen bizim üstün insan ırkını savunan salaklar hemen atlamış. Ha şuna bak. Ya hayatın hiç mi cyber yapmadın? Hiç mi yatakta sürtünü boşalmadın? Yani hayvandan çok farklı şey, yani beklenen şeyler etik ahlak. İnsanlar bunu oluşturmaya çalışıyor maalesef. Ama bu mesela bu adam toplumdan biraz soyutlanabilir. Tedaviye alınabilir. Belki adamın nakli dengesi bozuk. Adam orada konuşamıyor bile. Cevap veremiyor. Adam bir de yumruk atmış ona. Yani demek istediğim arkadaşlar, birazcık sakin olmamız lazım. Linç değil. O adamı öldürsen o adam gibi 50 bin tane adam var yani. 50 bin tane adam var. Hayır ya, bunun turist gelip de aşık olanlar. Ha bilmiyorum tatlım onu. Sanal seks de çok değişik bir şey ya. Bilmem yani. Tabi ten tene değmeyin. Her zaman en güzelidir ama efendim. Bazen olmayınca olmuyor. Evet, önce ahlak kavramı oturman olacağım. Yani kendini terbiye edemeli. Ben de bu adamın yaptığını ilk kez ilk kez yaptığını, bırak onun yaptığını ilk kez olmasını. Yani bunun gibi tek insan yok. Yani bakın, bu köylerde falan filan çok tabii şeyler. Şimdi benim o bekçi dayı videosu var. Yazın şantiyede çalışırken Antalya'nın 15-20 km ötesinde bir köy. Melli Dağ mevki diye geçiyor. Dağbeli köyü, Dağbeli. Yani Antalya'ya inse denizde istediği gibi her şeyi görebilecek insanlar, kadınlar, erkekler. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Köyde bir dede vardı. Bizim bekçi bildiğin azdı. Şimdi şantiye şefisin ya, adamlar her şeyle ilgileniyor. Burak abi diyor, ben gara istiyorum, azdım da bana bir, yani adam evli mevli hiç gidemiyor. Karısını göremiyor, çocuğunu göremiyor. Adam şirketin sahibinin akrabası, bir tane yatak atmışlar. Eski püskü, yazık ya, yazık. Yani çok kötü. Adam bir tane kulübe, bir yatak, bir de radyosu var. Gariban bir adam. Mesela o adama bir tane köyde gay bir adam varmış. O videolarda var benim aşağıda. Cebime sigara verdi. Beni bir siker misin dedi falan diye anlatan adam. Şimdi bu adam, oturuyorduk. Başka bir köyde dede vardı. Dede dedi ki, ya dedi, bekçinin adı İbrahim olsun, hatırlamıyorum. Biz İbrahim'e de şey eşek bulamadık köyde ya dedi. Ben böyleyim, tamam mı? Bu kaldım. Şaka falan yapıyorsam espri. Hani adam çok ciddi. Köyde eşek yok dedi yani. Çok ciddi. Yani bunların hepsinin şimdi gülüyoruz ediyoruz ama yani o adamların yerinde biz de olabilirdik belki. Çünkü bizim cinsel açlığımız yok yani. Açlık gibi düşünün arkadaşlar. Adamların köyde nerede yapacağın yani düzenli ilişkin olacak bilmem ne. Yani kırsalda hep öyleymiş. Eskiden bir hayvanlar yapılıyormuş. Yani bu ilk değil, evet yani. İlk AIDS de bildiğim kadarıyla maymundan geçti. Kim ne bilir ne yaptığında maymuna geçti yani. Yani Cem Yılmaz'ın şeyi vardı ya, anama anı diyesin falan. Ama yani ben mantıklı bulmuyorum arkadaşlar. Tamam, hepimiz primat falan, hayvan, evet, aynı doğa, düzen. O zaman gidip ağaca mı dayayalım yani, ağaçta evrimli bir parça ekolojide? Hayır yani, insanlar biraz cinsel eğitimle geliştirilip partnerlerini kendi doğru bir şekilde bulmalı. Yani en kötü elini sik yani, affedersin ama. Yani gidip de niye köpeğe yapıyorsun be dayı? Yani bu çok ayıp ya. Yani bunu yapan ama kadınlar da var. Belli yaş üstü kadınlar özellikle köpek alıyorlar. Süs köpekleri, vajinasını falan yalatıyorlar. Yani bir kere ben birebir denk geldim. Yani bir kadın bana DM attı. Yalan değil arkadaşlar. İsmini vermeme gerek yok. Hiç önemi yok. Bir vajina, bir fotoğraf. Pardon, anlayamadım dedim. Bu benim dedi. Bak, çıplak fotoğrafını atmanda sorun yok. Şey dedi, kendimi dedi teşhir etmeyi çok seviyorum dedi. Dedim ki bu bir cesaret. Bedenini güzelse ya da kendine göre, yani belli standart olarak söylemiyorum. Sergilemen de sorun yok. Cesaretin harika bir şey. Zaten ben de o atlayacak bir adam değilim. Ama oradaki o köpeği aklım almıyor. Benim köpeğim bu dedi. Kadın köpeği var ve yani bunu yapan kadınlar da var, anladın mı? Yani sadece erkekler değil. Ya da sürekli erkekleri işte şey yapmak, işte erkekleri kötülemek. Yani bu kadınlarda da var yani. Valla yani köpek vajinasını nasıl sonunda mı düşünmüyor? Yani bilmiyorum. Ben mesela bu dayının durumunu düşünüyorum. Köpeğe bağlamış falan filan yani. Ya bu iyi ki olduğunu ben de sanmıyorum. Ya da o adamın, o kadının işte yaptığı şey. Ya bilmiyorum ya arkadaşlar. Bunlar bence sapkınlık. Çünkü kendi zevkleri için. Bak, çok bencilce belki. Kendi zevkin için karşıdaki canlıyı, bilinci olmayan bir canlıyı kullanıyorsun. Ya git kendi yaşadığın birini bul. De ki ben seninle sevişmek istiyorum. Dürüstçe söyle. Anlat ilişkini. Açık ilişki istiyorum. Şöyle istiyorum. Böyle istiyorum. Doya doya birlikte yaşayın. Gezin, tozun, sevişin. Fizyolojik ihtiyaçlarınızı giderin. Ama gidip de yani bilinci olmayan bir canlıyı kullanırsan yok yani. Evet arkadaşlar, kapatıyorum ya oyunu ben.
6 milyonluk abonemiz olmuş. Neydi o salanladı kanal olan, konuşmayı bile bilmiyor. Sik kafalı herif. Var diye bir tane filmi çıkmış ya. Türkiye, yani izleyenler varsa arkadaşlar yani beni silsin yani, takip etmesin. O tür tiplere. Şu Cemali Cüber mi? Cübal Cemal mi? Ne boksa işte. Onları falan izleyenler varsa beni direkt engellesin, silsin yani. Hayatımda öyle insanlar olmasın bile. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşelim. Evet. Sorularınız olursa, konuşmak istediğiniz konular olursa. Bu aralar boş sayılırım. Ha, ya siktir neyse işte Cumal Ceber. Bu aralar boş sayılırım. İstediğiniz konuda, istediğiniz şekilde yayın yapabiliriz, konuşabiliriz. Derslerin hepsini verdim. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. İkinci döneme başlayacağım. Tez yazacağım. İngilizce tez yazmayla ilgili bilgisi olan varsa yardımcı olabilir. Hani kurallarda şudur budur tarzında. Konuyla ilgili sıkıntım yok da. İlk defa tez yazacağım için İngilizce. Biraz heyecanlıyım. Birkaç ders kaldı. İş arıyorum. Bakalım. IBM'e başvurduk. Umarım olacak. Ondan sonra her şey umarım yoluna girer. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bilimin ışığından, Atatürk'ün, laik cumhuriyetin temellerinden ve değerlerinden ayrılmadan aklı, mantığı hep ön planda tutarak yaşamaya çalışın arkadaşlar. Bildiğinin kuyruğuna takılmayın. Ordumuz çok önemli. Biliyorsunuz şu an operasyondalar. Bak operasyondalar. Savaş bir devlet ne olur? Fazla da duyar kasan humanist gerizekalardan olamayacağım arkadaşlar. Yani o öldüğünüz adamlar Amerika'nın paralı köpekleri. Yani o, bu muhabbete girersem zaten bitmez. Birinin kafasını dağıtırım. O yüzden umurumda değil ne düşündükleri vesaire falan filan. Ama arkadaşlar yani adil bir sistem istiyoruz. Onlar bizim güvenliğimizi sağlıyor. Bu olmalı amaçları. Halkın polisi, halkın askeri olmalı. Yani evet aklınızı kullanın arkadaşlar. Empati yapın ve düşünün yani. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Kapatma butonu gelmiyor. İyi mi? Nerede lan bu? Ha şuradaymış. Evet buldum. Hadi bay bay. Hoşça kalın.